Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni seviyorum. Ama hiç söylemiyorsun. Biliyorsun. Söylememe gerek var mı? Tamam. Hadi bir öpücük ver. Önce. Hava çok güzel. Hadi dışarı çıkıp havuz keyfi yapalım ha? Çok başım ağrıyor. Mızıkçılık yapıyorsun hadi ne olur. Bir ilaç alayım, geçer geçmez geleceğim yanına, söz. Bak, gelmezsen yıkarım ortalığı. Dur be kızım, zırt pırt olay çıkarıyorsun. Biraz sakin ol. Şaka şaka. Kızma hemen. Sen gelmeyeceğine emin misin? Başım ağrıyor dedim ya. İyi peki. O zaman şunu bir bağlar mısın? Başkomiserim. Hop, günaydın. Naber, günaydınlar. Sağ ol, bakıyorum keyfin yerinde. Süper süper, aman iyi, muhteşemim ya. Şu mevzu kapandı ya, o tablo mevzusu, on numarayım şu an. Sen bulursun yine bir şeyler. Yok ya, vallahi ne bulmasın. Ben hiç... Çok duydum ben bunları. Hiç akıllandım ben artık ya, gerçekten. Hiç problem yok. Gamze, günaydın. Hayırdır? Gamze. Ne oldu kızım şimdi? Niye geldin? Niye gidiyorsun ya? Hayda. Ya biz barışmamış mıydık bu kızla? Ne oldu şimdi anlamıyorum ben ya. Tablo mu? Ya bu ne böyle? Biz bunu atmıştık. Siz atmamış mıydınız bunu ya? Of. Ya tablosu. Leyla. Leyla.
Leyla. Leyla. Leyla. Süheyla. Süheyla. Kendine gel. Kendine gel. Berke. Karlo koşun. Süheyla'ya bir şey oldu. Koşun. Süheyla. Aç gözünü aç. Süheyla'ya bir şey oldu. Nefes almıyor. Yardım et. Süheyla. Aç gözünü aç. Süheyla. Başkomiserim. 82 İzmir doğumlu. 30 yaşında. Kim bulmuş? Evin sahibi komiserim. Adı Mecit Hangezer. Kelli felli bir adama benziyor. Olay sırasında evde miymiş? Evet başkomiserim. Yukarıda uyuyormuş. Başka kim varmış? Mecit Bey'in oğlu Berke. Bir de misafirleri varmış yabancı. Adı Carlo. İtalyanım dedi. Türkçesi iyi. Yabancı olup olmadığı anlaşılmıyor bile. Annesi Türkmüş galiba. Üçü de evde miymiş? Evet komiserim. Ve hiçbir şey duymamışlar. O ne demek ya? Sağırlar mıymış? Biz de bir anlam veremedik komiserim. Duymadık diyorlar. Neredeler şimdi? Ön taraftalar başkomiserim. Bir de şoförle hizmetçi var. Olay sırasında burada değillermiş ama onları da çağırdık. Boğulmuş mu Kulay? Olabilir başkomiserim. Çantasından bir bikini daha çıktı. Bikininin altı vardı, üstü yoktu. Ama kafasını da çarpmış. Kaşına baksanıza bayağı bir sersemlemiş olmalı. Bir de şu izlere bakar mısınız başkomiserim? Oradaki ile sehpanın köşesinde. Kızı havuzda mı buldunuz? Nasıl boğulur aklım almıyor. Çok uğraştım ama hiçbir işe yaramadı. Mecit Hangezer, 52 yaşında, iş adamı. Yardım da istemedin. Siz nasıl oldu da duymadınız ya, ben onu anlamadım. Başım ağrıyordu. Ağır kesiciyle birlikte bir de kas gevşetici almıştım. Uyuyakalmışım. Oğlunuz bir de bir misafir varmış evde galiba. Evet, Carlo. Oğlumun arkadaşı. Birlikte iş yapacaktık. Oğlunuz neredeydi olay sırasında? Dedim ya, uyuyordum. Bilmiyorum. Odamda film seyrediyordum. Berke Hangezer, 27 yaşında. Mecit Hangezer'in oğlu. Hiçbir şey duymadın mı? Hayır. Ya çok sağlam bir aksiyon filmiydi. Böyle bangır bangır seyrediyordum işte. Hiçbir şey duymadım haliyle. Zaten evde olduğunu falan da bilmiyorduk. Biz geldiğimizde o çıkıyordu. Nasıl çıkıyordu ya? Ya bir arabaya binerken gördük. Arabayı tarif edebilir misin? Korsan taksi falan herhalde. Plakası? Dikkat etmedim. Hatırlamıyorum. Niye bakayım ki plakaya? Carlo Rossi, 36 yaşında, iş adamı. Saat kaç gibi geldiniz eve? Öğlen 1 gibi falan. Ondan sonra hiç görmediniz Süheyla'yı? Hayır. Belki bana kalacağım odayı gösterdi. Odam burası. Umarım rahat edersin. Teşekkür ederim. Zahmet vereceğim size de. Ulan var ya, bir de İtalyan olacaksın. Yarı İtalyan oğlum. Annem Türk benim. Hadi yat, dinlen biraz. Ben de içeri gideyim, uzanayım. Havalardan mıdır nedir, acayip yorgunum ya. Tamam. Bir duş alır, ben de uzanırım biraz. Havlular falan hep burada. Başka bir şeye de ihtiyacın olursa sesten çekinme. Tamam, tamam. Tamam. Hadi git. Hadi, hadi sağ ol. Duştan sonra uzanmışım biraz. Mecit Bey'in bağırışını duyunca koştum. Ulan o ne demek öyle? Hepiniz sözleşmiş gibi uyumuşsunuz ya. Neyle beslendiniz oğlum siz? Nasıl? Anlamadım. Boş ver. Neyse. Berke ile yakın arkadaş mıydınız? Yatırım danışmanıyım aslında. O İtalya'da okurken tanışmıştık. Türkiye'ye geldiğimi söyleyince evine davet etti. Misafir etmek istedi beni. Söyler de burada mı yaşıyormuş? Bilmem. Hiçbir fikrim yok. Yok.
ama sık gelip giderdi. Rıza Gürbüz, 34 yaşında. Mecit Hangezer'in şoförü. Mecit Bey'in sevgilisiydi herhalde. Konuşsan oğlum, niye konuşuyorsun ya? Benden duyduğunuzu söylemeyin ama komiserim. Niye, sır mı? Hem de ne sır? Mecit Bey hala boşanmadı eşinden. Gerçekte pek niyeti de yok gibi ama... Bir dakika, bir dakika ya. Şimdi baştan anlatsana sen. Kadın burada mı yaşıyor hala? Yok komiserim. Leyla Hanım'la Mecit Bey bir süredir ayrı. Sonunda boşanma davası açtı Mecit Bey. Ha, bu sırada da Süheyla ile takılıyordu. Evet, gizli gizli görüşüyorlardı. Ama ne yalan söyleyeyim, fena kaprisliydi rahmetli. Daha bu sabah canım okudu. Sen bayağı dertlisin ya bu kadından galiba. Ya komiserim, beni bir dergi almaya gönderdi sabah. İtalyanca mıymış neymiş? Şehre inip her yeri alt üst ettim vallahi. Bu ne Rıza? Eski sayı bu. Her yeri gezdim Süheyla Hanım. Yeni sayısı haftaya gelir dediler. Yalan söyleme Rıza. Git yeni sayıyı bul öyle gel. Ama Süheyla Hanım. Aması maması yok Rıza. Ne dedim sana? Git dergiyi bul gel. Rıza ne yapıyorsun sen ya? Bir işi beceremiyorsun. Ne oluyor Rıza? Bir şey yok. Dergiyi istedim, eskisini getirmiş. Aptal herif, ne olacak? Nedir mesele? Süheyla Hanım İtalyanca bir dergi istemişti de... Yeni sayısı henüz gelmemiş. Bak hala ne diyor ya? Hala yalan söylüyor. Nasıl çalıştırıyorsun sen bunu yanında ya? Söyle. Ne? Peki. Ben çıktıktan sonra Mecit Bey buna ne dediyse fena hırslanmış olmalı. Sonra da eseri açlamış galiba. Çok gerginlerdi son zamanlarda. Durmadan kavga ediyorlardı. Boşanma işi uzadı ya. Orasını bilemem ben, karışma. Eser Budak, 28 yaşında, evin hizmetçisi. Bugün ne oldu peki? Yok, bir şey olmadı. Ya hadi hadi, olmuş işte bir şey. Ne oldu, sana da mı bağırdı? Öğlen senin havuz görevlisi gelmişti. Rutin kontrol deyince içeri aldım. Süheyla Hanım da havuz başındaydı. Eser, kim bu adam? Senin havuz görevlisiymiş Mecit Bey, kontrole gelmiş. Bizim kendi havuz görevlimiz var diyemedin mi? Söyle hemen gitsin buradan. Hani çalışanlara eziyet etmeyecektik tatlım? Onlar hizmetli, köle değil. Unuttun mu? Sen dediğim ya. Adamı kapıya kadar geçirdim. Döndüğümde kavga ediyorlardı. Bak bu işin sonu kötü olacak. Ne olacak? Öldürecek misin beni? Hep böylesin. Dilinin kemiği yok. Sen dememiş miydin bana? Onlar köle değil diye. Senin dediğini yapıyorum işte. Konuyu çarpıtma. Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Evet, anladım. Onlar köle değil. Ama ben köleyim, değil mi? Bana istediğin gibi bağırıp çağırabilirsin. Ben bir isteğiniz var mı diye gelmiştim Mecit Bey. Yok Eser, sen çıkabilirsin. Rıza'ya da söyle, seni de bıraksın giderken. İkiniz de çıkabilirsiniz. Şu hizmetçi parçasını bile evine şoförünle gönderiyorsun. Peki ben neyim ha? Bir de kalkmış bana kıskançlık yapıyorsun. Neymiş? Herifi gözlerimle kesiyormuşmuşum da. Tamam Eser, git sen kızım. Bekleme hadi. Nasıl ya? Rıza Bey onu da alıp gelmiyor muydu? Bir şey olur da Leyla Hanım'ın kulağına gider diye bayağı titizleniyordu Mecit Bey. Korsan taksi kullanıyordu genelde. Aa, demek giderken gördükleri araba korsan taksiydi. Efendim komiserim? Sen çıkarken Süheyla evde miydin? Evet, galiba korsan taksiyi arıyordu. Sakın peşimden gelme. Ne oldu hanımefendi? Keyfinizi mi kaçırdık? Dur dur, sen daha çok yalvarırsın. Keyfin bilir. Öyle bir pişman olacaksın ki göreceksin. Aha. Alo. Sonra ne oldu peki? Orasını bilmem ben. Rıza ile biz çıktık, beni eve bıraktı. Son aranan numara kardeşim diye kayıtlıymış başkomiserim. Öncekine bakalım. Devamlı korsan kullanıyorsa kayıtlıdır. Ha. İşte bu. Çağır bakalım gelsin. Müşteri gibi. Ha, evet. Başkomiserim, Makbul'ün kardeşine ulaştık. Bir şey söylediniz mi? Arkadaşlar merkeze çağırmış. Tamam sen git. Selim sen şu korsan taksi işini hallet, merkeze görüşürüz.
Ay doğru mu? Süheyla mıymış? Tanışıyor muydunuz? Geçen hafta polis kapıya dayanınca mecbur tanıştık. Polis mi? Neden? Siz polis misiniz? Başkomiser Orhan. Ben Melike. Yan villada oturuyorum. Yalnız başıma hem de. Neden gelmişti polis? Ay şey, burada anlatamam. İsterseniz bana buyurun. Ben size bir şeyler ikram edeyim. Öyle konuşalım. Yok yok, teşekkür ederim. Benim acelem var biraz da. Ama iki dakikanızı almaz. Hem burada anlatamam ki. En azından bizim bahçeye geçelim. Hadi buyurun lütfen. Melike Urgancı, 51 yaşında. Mecit Hangezer'in komşusu. Ne kadar güzel değil mi? Vallahi şehirden sonra çok iyi geliyor insana. Siz şehir içinde mi oturuyorsunuz? Şu polis meselesinden bahsedecektiniz. Aa, evet. Bunlar devamlı birbirlerine girerlerdi Mecit Bey'le. Elbette gencecik kız. Sorunları vardı herhalde. Kavga yüzünden mi geldi polis? Geçen hafta Berke ile Süheyla öyle bir girdiler ki birbirlerine ayırabilene aşık olsun. Çiçeklerle uğraşıyordum ben. Kendine gel. Annem hakkında böyle konuşamazsın. Sana ne ya? Sen kimsin? Bana bak, seni mahvederim. Babana mı şikayet edersin? Eninde sonunda o da anlayacak zaten senin ne mal olduğunu. Duyan da seks kasetimi falan bulduğunu zannedecek. Kesin arasam onu da bulurum. Kesin vardır. Ne mal olduğunu ortada. Defol git. Sümsük. Sen önce kendine bak. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Gitmesi gereken biri varsa o da sensin. Yürü. Bir olay çıkacak diye korktum. Hemen gizlice polisi aradım. Şıp diye geldi sizinkiler. Vallahi onlar bile zor ayırdı. Mecit Bey evde yok muydu? Yoktu galiba. Olsaydı ayırırdı. Ama tabii eğer oğluna git bu kadını gırtlakla demediyse. Pardon, anlayamadım. Yani her gün neler duyuyoruz televizyonda değil mi? Buraya kadar sessiz kalışımı, henüz anlatacak bir şey bulamayışımı bağladınız sanırım. Yanılıyorsunuz. Ben her zaman söyleyecek bir şeyler bulurum. Örneğin korsan taksicilerin can güvenliğinden girer, iyi ve uzun bir uykunun testosteron düzeylerini yükseltişinden çıkardım. Beklememin nedeni evdeki gerilimlerin çeşitliliğini tanık olmanızı sağlamak. Böylelikle sosyal medyada kanıtla katil kim hashtag'i ile fikir yürüteceklere adaylardan birkaçını takdim etmek. Birader. Aga ne olmuş burada böyle ya? Vallahi biz de sen söylersin diye düşündük. Birader. Aman komiserim ne oluyor ya? Cavit Okur, 33 yaşında, korsan taksici. Korsan taksi değil misin lan sen? Yok, daha neler komiserim. Ne işin var lan o zaman burada? He? Düdük, düştün işte Tonga'ya. Çağırdık seni, lap diye atladın geldin. Komiserim, özel servis bizimkisi. Korsan değil sonuçta. Kıvırma lan. Şey komiserim ya... Lan oğlum boş ver, beceremiyorsun zaten. Boş ver, sen benim sorularıma cevap ver yeter. Peki komiserim, buyurun. Bu öğlen birini aldın mı buradan? Kimi aldın? Yok komiserim, kimseyi almadım. Ben buraya daha önce hiç gelmedim. İlk kez geliyorum. Lan oğlum bak, bana yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Kadın seni aramış. Telefondan senin numaranı aldık. Aradık, lap diye geldin. Kadın binerken görenler var. Yalan komiserim. Külliyen yalan. Tamam, birisi aradı. Beni bu adrese çağırdı ama benim o an işim vardı. Gelemedim buraya. Başkasını mı gönderdin? Yok komiserim. Yalnız çalışırım ben. Aramıştır başkasını herhalde. Ne zaman isterseniz yardım etmeye hazırım. Ne zaman isterseniz müsaitim. Peki, teşekkürler. Ama bir kartınız vermeyecek misiniz? Hep şey gelirse aklıma. Gelirse merkeze haber verin, onlar bana ulaşır. Tekrar teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Başkomiserim. Ha, Selim. Hayırdır ya, siz nereye böyle gitmeyecek miydiniz? Kim o? Yeni hayranınız mı yoksa? Bırak şimdi dalgayı da, Berke'yi merkeze almam gerekiyor. Evet, ben de Mecit konusunda aynı şeyi düşünüyorum. Korsan taksi işin oldu? Yok, yani. Ben almadım diyor. Bana bak dedim, sen nereye girersen dedim, ben seni bulurum dedim. Biraz bunu tehdit ettim falan ama yok yani. Bilmiyorum, işteymiş falan, öyle dedi. Tamam, çocuklara haber ver. İkisini de merkeze alalım. Tamam, oldu. Selim. Ha. Dur dur, gel. Ne oldu? Bana ya, dön bakayım. He? Dön dön. Ne oluyor ya? Dön bakayım oğlum. Bu ne ya? Hoppa, ne oldu ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu? Leke var arkanda, ne oldu oraya? Hadi ya. Ne olacak şimdi bu ya böyle?
Dert etme, merkeze giderken değiştirirsin. Hadi. Hadi. Vay arkadaş ya. Bir saattir bu durumda başkomiserim. Durmadan ağlıyor. Tamam, sen gidebilirsin, ben hallederim. Başın sağ olsun. Ablamsız ne yaparım ben şimdi? Birlikte mi yaşıyordunuz? Evet. Anne babamızı kaybetmiştik. Şimdi bir başıma kaldım. En son ne zaman gördünüz ablanızı? Sabah. Hadi tatlım, görüşürüz. Akşama bekleme beni. Nereye gidiyorsun? Bak ya, sen büyüdüğünde benden hesap mı soruyorsun? Yok canım, bileyim diye. Peki. Mecit'le görüşeceğiz. Ondan sonra da ona geçerim. Hala devam ha. Bu şey kapıda konuşulacak şey mi kızım? Ne yapayım? Hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Hadi tutma beni, sonra anlatırım. Keşke iş barışmasalardı. Ayrılmışlar mıydı? Ayrılmak değil de sürekli kavga ediyorlardı. Adam bir türlü boşanamıyordu karısından. Çok bunalıyordu ablam. Sırf o yüzden geçen ay yurt dışına çıkmıştı. Biraz nefes almak istemişti. Peki Berke'den haberiniz var mı? Mecit'in oğlu mu? Evet. Anlaşamıyorlarmış galiba. Neden getirdiniz beni buraya? Bir düşün bakalım. Neden getirdiniz? Şöyle hala pek anlaşamıyorsunuz galiba. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Ne bileyim, bilmiyorum. Geçen hafta neredeyse öldürüyormuşsun kadını. Melike cadısı söyledi değil mi? Ya baş belası oldu kadın ya. Ağzını topla lan. Doğru konuş. Sakin sakin takılıyorum burada, delilendirme beni. Ya komiserim, annem hakkında ileri geri konuştu. Demediğini bırakmadı. Siz olsanız dayanabilir miydiniz? Babam da ne mal olduğunu öğrenecek diye bağırmışsın. Bas bas. Ne biliyorsun sen bu kadın hakkında? Ya yok, bir şey bildiğimden değil de. Göz var, nizam var. Böyle kadınları bilirsiniz komiserim. Babamın parası olmasaydı gencecik kadının ne işi var babamla? Yalan mı? Ya biz çok seviyorduk birbirimizi. Leyla'dan boşanır boşanmaz evlenecektik. Ha, o yüzden mi durmadan kavga ediyordunuz? Anlık şeyler işte. İki dakika sonra barışıyorduk. Ne bileyim, hem siz hiç kavga etmez misiniz sevgilinizle? Sana ne lan şimdi benim sevgilimle kavgamdan? Ya komiserim, ben biraz asabiyim. Bende migren var. Zaman zaman delirtiyor beni. Onun da maşallah bir dili vardı. Hiçbir lafın altında kalmazdı. Oğlunuz eve gelirken, korsan taksiye binerken görmüş Süheyla'yı. Evet, gitmişti ama yarım saat sonra geri geldi. Teslim oluyorum. Çok başım ağrıyor, beni rahat bırak. Kıyamam. Çok mu kızdın bana? Giy şunu. Ne o? Beni kendinden de mi kıskanıyorsun artık? Giy şunu üstüne. İnsan gibi konuşacağız. Tamam, peki. Bak giydim, gördün mü? Bak, bir daha çalışanların... Söz veriyorum. Önünde tartışmayacağım seninle. Üstüme başıma da dikkat edeceğim. Elin adamın önünde de kırıtmak yok öyle. Yok, söz. Sen ne kıskanç şeysin öyle. Hem biliyorsun şu boşanma işi beni çok yoruyor. Çok az kaldı, yakında bitecek. Biliyorum tatlım ama sanki o kadın senin peşini hiç bırakmayacakmış gibi. Sanki hiç birlikte olamayacakmışız gibi geliyor. Bırakacak, seninle evleneceğim. Buna hiç kimse mani olamaz, tamam mı? Seni o kadar seviyorum ki. Ben de sen seni. Ama hiç söylemiyorsun. Biliyorsun, söylememe gerek var mı? Tamam, hadi bir öpücük ver. Canım.
Sonra o havuz başına inmişti. Ben ilaç alıp uyumuştum. Kalktığımda da... Emin misiniz korsan taksiye bindiğinden? Benim yanımdan aramıştı ama bindiğini görmedim. Dedim ya, odama gitmiştim. Aynı araçla geri geldi. Öyle mi? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Şaka yapıyorsun ya. Ya gülme Ece ya. Çok zor durumda bıraktım çocuğu. İyi de o başlatmadı mı? Ben de abarttım. Üzülme, olan olmuş bir kere. Şimdi ne yapacaksın onu düşün. Ya ne yapacağımızı var mı? Gidip konuşacağım Gamze ile. Ha Selim çocuk, benim de ondan kalır yanım yok mu diyeceksin? Ya Ece bari sen yapma ya. Tamam tamam, peki duymak istemiyorsan. Tamam, asma suratını, bir yolunu bulursun elbet. Ya şu dosyayı kapatalım. Gidip konuşacağım zaten Gamze ile. Tamam. Bence de iştahlanıp budaklanmadan bir an önce hallet. Aynen öyle. Gamze. Ya bir dakika bir kızım ya. Dur iki dakika, şunu açıklayayım mevzuyu, hemen kaçıp gitme. Şimdi bak şu hani şey mevzu vardı ya, pano falanı. Ben hani şaka yapmıştım sana. Şimdi onu açıklayayım ben sana bir doğru düzgün insan gibi. Başkomiserime bakmıştım. Ya bu ne şimdi çocuk gibi Gamze ya? Ha? Allah aşkına. Ne oluyor şimdi burada? Ya konuşsana adam gibi şimdi. Ne gerek var böyle şeylere? Hep siz mi çocukluk yapacaksınız? Gamze ne olursun yapma böyle şeyler ya. Çok işim var. Ya of. Of başkomiserim, yaktınız beni ya. Hakikaten bu sefer yaktınız yani. Ciğerlerinde havuz suyuna rastladım. Boğmaya fırsat olmamış yani. İnce ip ya da naylon gibi bir şey kullandığını düşünüyorum. Onunla ancak bayıltmayı başarmıştır. Kaşındaki darbe ise çok sert. Yani sersemletmiş, hatta bayıltmış bile olabilir. Öldürmek için bir hayli uğraşmış ha? Kafasını sert bir yere çarpmış. Biz de masanın köşesine çarptığını düşünmüştük. Bikini üzerinde kayıp. O iplerle boğmaya çalışmış olabilir. O yüzden de alıp kaçmış büyük bir ihtimalle. Sonra da havuza atmış. Belki de öldü sanmıştır. Belki de işini garantiye almak istemiştir. Yine daldın? Ya ne bileyim, o sırada evde üç adam varmış. Biz hiçbir şey duymadık diyorlar. E sen de kesin bir boğuşma yaşanmış diyorsun. Yani hiçbirinin hiçbir şey duymaması o hengamede gerçekten inanılmaz. Anlayamıyorum. Belki de yalan söylüyorlardır. Ama hangisi? Bir olay yerinde bulunan deliller kadar bulunmayanlar da önem taşır. Az önceki bikininin üstü gibi. Bu yüzden olay yeri inceleme uzmanları sadece buldukları delilleri değil, tanık ifadeleri, mağdurun durumu, olayın niteliği ya da mantığa göre incelenen yerde olması gerektiği halde göremediklerini de kayda geçirmeli. Tam tersi, yani bulunmaması gerektiği halde bulunanlar da önemlidir. Örneğin eve giren hırsız iddiaya göre sadece öldürdüğü kadının mücevherlerini almış, eşinin altın kol saati ve düğmeleri ortalıkta olduğu halde dokunmamışsa bu gariplik kaydedilmelidir. Olay yerinde bulunan ve bulunmayan deliller cinayetin motifi hakkında bilgi verebileceği gibi tanık, şüpheli ve mağdurların ifadelerinin doğruluğunu da sınamaya yarar. Nereye gidiyorsun? İyi ya, çocuklar söylemle öne gitmişler. Ben de onlara yardıma gidiyorum yani. Tamam, beraber gidelim. Yok ya, ben hallederim ben. Ya sen hala kızgınsın değil mi bana? Yok canım, ne alakası var ya? Olur mu öyle şey? Ya tam her şey düzeldi derken yine mahvoldu. Yok canım ya. Hala konuşmuyor musun sen? Bu sefer işim zor. Yuh, bu ne ya? Amma süslü kızmış şef. Mehmet, al bunu götür poşetle. Tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komiserim. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Ne yaptınız, bulabildiniz mi bir şey? Araştırıyoruz işte komiserim. Ne var ne yok, topluyoruz etrafta. Bu
Oğlum sen hala tavırlı mısın lan bana? Bilemiyorum artık. Bir özür bile dilemedin ki. O ne şimdi öyle Kubi ya? Ulan Gamze bile tatava yapmadı senin kadar. Allah bana orkideyle gelen olmadı. Kubi, bak oğlum. Ne oldu? Bir şey yok, güzel bir şey. Değil mi? Çok güzel araba. Başkomiserim. Gel Kubilay. Günaydın. Günaydın. Hayırdır sabah sabah? Parmak izlerini karşılaştırmak için güvenlikten o gün gelen görevlilerin listesini istedik. Ama o gün kimseyi göndermemişler. Nasıl göndermemişler ya? Gelen site görevlisi değil miymiş? Değilmiş. Hemen Eser Hanım'la Mecit Bey'i çağıralım. Adamın eşkalini versinler. Tamam başüstüne. Siz nereye? Sitedekilerle tekrar bir konuşayım diyorum. Belki birileri daha bir şey görmüştür. Benim de olay yerine gitmem gerekiyor başkomiserim. Sizinle gelebilir miyim? Tamam, beraber gidelim. Alo Aydın. Ya iki kişiyi getirmeniz lazım buraya. Yok yok, eşkal verecekler. Burnu biraz daha kalkıktı galiba. Ay yok, daha kalkık. Bir önceki daha iyiydi galiba. Böyle gözleri daha mı küçüktü? Ne haber, nasıl gidiyor? Başka burun şekli yok mu? Böyle hazır bakabileceğin. Yok. Ben Mecit Bey'i getireyim. Galiba iyi olacak değil mi? Onu da getireyim. Ha, iyi olur komiserim, evet süper olur. Tamam oldu. Teşekkür ederiz size, sağ olun. Ama daha bitmedi ki, kulakları tarif edemedim. Ha yok, bu kadarı yeterli bizim için. Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki siz bilirsiniz. Sağ olun, buyurun, iyi günler. İyi günler. Artık görüşürüz, arkadaşlar yardımcı olacak size. İyi ki geldiniz komiserim, yani var ya en son buraya böyle 1.90 serilecektim, kimse kaldıramayacaktı, olacağı oydu yani. Tam vaktinde geldiniz. Tamam. İnşallah Mecit Bey daha ayrıntılı bir şeyler söyler. İnşallah. Başkomiserim, kadın görevlinin burada çalıştığını söylemiş. Sebahattin, bir baksana. Buraları inceleyin. Görevlinin burada çalıştığını söylemişler. Belki bir şeyini unutmuştur. Anlaşıldı. Bunlar ne? Şuralarda da var. Başkomiserim. Heh. Komşulardan biri sizinle konuşmak istiyor. Tamam, geliyorum. Baş üstüne başkomiserim. Tamam, siz devam edin Kule. Baş üstüne başkomiserim. Vahide Uçarı, 35 yaşında. Mecitan Gezer'in komşusu. Dün Süheyla isteği ben getirmiştim. Yolda mı karşılaştınız? Tek başına otostop çekiyordu. Zaten sitede birkaç kere görmüştüm, hemen tanıdım. Merhaba. Beni de ilerideki siteye kadar götürebilir misiniz? Buyurun, ben de oraya gidiyorum zaten. Teşekkür ederim. Yanında bir araba var mıydı ya da sizin yanınızdan geçen bir araç oldu mu? Nasıl bir araç? Korsan taksiye bindiğini sanıyoruz. Ha, burada korsan taksi kullanan çok oluyor. Ama kız yalnız yolda. Bende bir sorun oldu, yolda kaldı sandım. Ne olduğunu sormadınız mı? Sordum ama söylemedi. Zaten yolumuz kısaydı, siteye gelince de hemen indi. Peki havuz bakımı için biri geldi mi? Hayır. Yani hiç birilerini görmediniz mi? Site personelinden bahsediyorsunuz. Evet. Hayır, sitenin havuz bakım görevlileri bütün kontrollerini yaz başında yaptılar. Bu aralar gelmezler. Neden sormuştunuz? Ah,
Çocukları da gönderdim. Sitedeki herkese gösterecekler. Tamam. Hamze? Rapor getirmiştim başkomiserim. Hamze, ben de seninle konuşmaya geliyordum. Bir saniye bekle. Selim, biraz izin verir misin bize? Al. Buyurun başkomiserim. Bak Gamze, şu Panama meselesi tamamen benim başımın altından çıktı. Yani o fotoğrafları ben koydum oraya. Yani Selim'e yaptığım küçük bir şakaydı o sadece. İnanmıyorum başkomiserim ya. Yani bu kadar mı çok seviyorsun Selim komiseri? Yani seviyorum sevmesine de. Yoksa o mu söyledi? Neyi? Suçu üzerinize almanızı. Bak yanlış anladın Gamze. Tamam başkomiserim, ben anladım. Ama onu korumanıza gerek yok. Yok öyle bir şey Gamze. Var başkomiserim, var. Böyle bir şey sizin yapmayacağınız adım gibi eminim. Yine de çok düşüncelisiniz. Keşke beni de bu kadar çok seven biri olsa. Yani pantolonunu incelemen lazım. Dalga mı geçiyorsun ya? Ya ayıp ama ya. Böyle mi özür diliyorsun kızdan? Of. Lan inşallah annem yıkamamıştır ya. Nasıl ya? Bir dakika dur. Ciddi misin sen? Ciddiyim tabii. Buyurun. Süheyla'nın şortu ve tişörtünde araba döşeme köpüğü bulunmuş. Parça parça lekeler vardı. Tamam işte. Herifin o şeyinden indikten sonra, bende de oldu ya arabadan indikten sonra. Selim. He. Dur dur gel. Ne oldu? O ne ya? Dön bakayım. He? Dön dön. Ne oluyor ya? Dön bakayım oğlum. Bu ne? Hoppa. Ne oldu ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu? Leke var arkanda. Ne oldu oraya? Hadi ya. Benim hemen pantolonu getirmem lazım. Ne oluyor başkomiserim? Sanırım korsan taksiyi bulduk. Evet, gelelim şu konuya. Başkomiserim. Ya iki dakika yalnız konuşamayacağız değil mi? Evet Emre, dinliyorum. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir şey mi var? Yok bir şey Selim. Aman Emre, yani kafamı bıraktınız ya. Söyle dinliyorum. Süheyla birkaç hafta önce Milano'daymış. Tabii Carlo'da. Evdeki misafir. Evet, adam klasik araba hastasıymış. Hatta Monza'daki yarışlara da katılmış. İtalya'nın kuzeyinde Milano yakınlarındaki Monza'da bulunan ve 1922'den bu yana otomobil ve motor yarışlarına ev sahipliği yapan yaklaşık 6 kilometrelik pist, 42'si resmi müsabakalarda olmak üzere 52 sürücüye, 35 seyirci ve bir pist görevlisine mezar olmuştur. Monza'nın en kara günü Avrupa'nın 3 önemli otomobil yarışçısı Campari, Borzacchini ve Tchaikovsky'nin öldüğü 10 Eylül 1933'tür. Frankenheimer'in 1966 yapımı 3 Oscar'lı Grand Prix ya da ülkemize gösterildiği adla Ölümle Yarışanların bir bölümü burada çekilmiş. Yves Montand'ın oynadığı Sarti'nin ölümü Monza'da hayatını kaybeden Alman Wolfgang von Trips'ten esinlenilmiştir. Monza'da Süheyla Hanım'la birlikteydiniz. Yok canım. Nereden çıkardınız? Boşuna inkar etmeyin. Birlikte olduğunuzu biliyoruz. Sadece bir tesadüftü bizimkisi. Yanlış anlamanızı istemem. Birlikte miydiniz, değil miydiniz? Düşündüğünüz gibi değil. Dediğim gibi, tesadüf oldu. Ben yarışlara gittiğimde aradı, Milano'dayım dedi. Yani şimdi siz bunu bana planlamadınız mı söylüyorsunuz? Kesinlikle. Geleceğinden haberim yoktu. Sadece bir kere buluştuk, yemek yedik ve ayrıldık. Hepsi o kadar. Evet. Aramızda hiçbir şey olmadı. Unutmadınız herhalde. Ya o da inanmadığımı anladı ama şimdilik yapacak bir şey yok. Hani Mecit öğrendiyse kafayı yemiştir herhalde. Yine de kızı güpegündüz o şekilde öldürecek kadar aptal olduğunu sanmıyorum. Belki de o ara öğrendi. Sinirlendi. Tamam peki ya diğerleri? Hadi oğlu onu koruyor diyelim. Ya Carlo? Benim, belki de Carlo kız söyleyecek diye telaş yapmış olabilir. Üçü de yapmış olabilir. Evet ya da şu gizemli havuz görevlisi artık kimse. Ne oldu senin pantolonun? Annen yıkamış mı? Yıkamamış Allah'tan. Ben götürdüm Gamze'ye işte başladı incelemeye. Ne oldu? Ne oldu? Konuştu mu seninle pantolonu verirken? Bu ne ya? Artık böyle haberleşiyor benimle. Başkomiserime bu işe karıştırman büyük hata. Dahası var. Kendinden utanmalısın.
İstediğiniz kimyasalların sonuçları çıktı. Selim, komiserin pantolonundakiler mi? Evet. Çabuk. Rapor bastırdınız mı? Evet, aynı kimyasal ikisi de. Aynı döşeme temizleyici köpeğe ait. Ulan ben sana bana yalan söylersen ne yapar eder, bulurum seni getiririm buraya demedim mi? Ne yalanı komiserim? Anlat ulan adam gibi. Anlat, beni delilendirme, yoksa içeri tıktıracağım seni, korsan taksicilikten haberin olsun. Yok komiserim, tövbe. Ben bıraktım öyle korsan taksiciliği falan. Girdim adam gibi bir yere çalışıyorum artık. Tabii tabii. Girmişindir birader, çalışıyorsundur. Delil melil bulmayalım diye arabayı bile yıkatmışındır sen. Ne delili komiserim? Ulan bir de soruyorsun ne delili diye. Neden buradasın lan sen? Neden komiserim? Ebenin arabasından. Komiserim ne arabası, ne diyorsunuz? Oğlum bu Süheyla senin arabana bindi mi binmedi mi? Binmedi. Ben bindim mi? Ulan utanmasan sen de binmedin diyeceğim bana. Yok komiserim, siz öyle birden sorunca ben şaşırdım yani. Hadi oğlum hadi. Hadi söyle. Süheyla ile arabada ne oldu anlat. Ya komiserim ben tanımam bile o kadını. Ulan bana bak, şimdi bu raporu alacağım. Böyle dürüp dürüp hava deliklerinden bir tanesine sokacağım. O zaman çok güzel anlayacağım beni. Komiserim, ne diyorsunuz? Asıl sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun oğlum? Bu kız arabana binmedi mi senin? Sen gerizekalı gibi ondan öncesinde gidip arabanı temizletmedin mi? Bu kız geldi oturdu. Bunun tişörtü, şortu bilmem nesi temizleme köpüğü oldu. Asıldın değil mi lan kadına? Yok komiserim, asılmadım. Yani bu çok fingirdek bir şeydi. Yani bildiğiniz gibi değil. Ya ben vazgeçtim. Geri dönelim. Ne diyorsun abla sen ya? Şaşırdın mı? Kaç dakikadır yol geliyorsun? Boşuna mı geldin ben buraya? Ya sana dön diyorsam dön işte, aman ya! Dursana! Dur diyorum sana! Durur musun? Dur! Ya çek ellerini, öldüreceksin bizi, çekin şuradan ya! Dur diyorum sana! Dur! Ya! Durdum ben! Aptal herif! Defol git! Koçum ya, vay anasını ne yazdın lan? Bir de su olsa vallahi yutacaktım ha. Komiserim, vallahi olan biten bu. Şimdi bunun devamını anlat. Neyin devamını komiserim? Ulan sen sonrasında bu kız indikten sonra oraya geri dönüp villanın duvarlarından atlayıp gidip sinirle boğmadın mı kızı? Tövbe komiserim, ne boğması? Ben hayatımda bir karınca bile incitmemiş bir adamım. Ben mi boğdum ulan? Ben mi yaptım? Nereden bileyim komiserim, ben yapmadım. Oğlum bana bak, ben eğer bir delil bulursam... Böyle çok da büyük olmasına gerek yok ha. Herhangi bir şey, bir delil bulursam bu rapor yerine alırım o delili. Artık gerisini sen düşün birader. Gerisini sen düşün. Şeker kız mı? Evet başkomiserim, şeker kız. Üstelik hep aynı niki kullanıyormuş. Mailleri de kime gönderdiğini az çok tahmin edersiniz herhalde. Mecit Bey'in karısı. Yok ya, Nuh diyor, peygamber edemiyor herif şu oğlu. Tamam, hemen Mecit'i sorguya alacağız. Yok süper, ben gideyim. Dur, neden, ne sormadın? Ne bileyim canım, siz söyleyince vardır bir şey yani. Emre Söyleyen bilgisayarında Şeker Kız adıyla yazılan bazı mailler bulmuş. Üstelik maillerin hepsi Leyla Hanım'a uyarı niteliğinde. Leyla kim ya? Mecit Bey'in karısı. Şu mesele. Niye yapıyormuş? Boşanmalarını hızlandırmak istedi herhalde. Kadın boşanmak istediğini öğrenince işi yokuşa sürmeye karar verdi herhalde. Üstelik o gün Mecit Bey de aramış. Emin misin? Eminim komiserim. Mailleri görünce Mecit Bey'in telefon kayıtlarına da baktım. İhbardan kısa bir süre önce karısı Leyla ile konuşuyormuş. Hay Allah ya. Ya tam da bu Cavit'in yaptığına ikna olmaya başlamıştım. Tabii kadın gelen maillerden bahsettiyse... Süheyla'nın gönderdiğini anlamıştır. Tabii. Sonra da aşağı inip tartıştılar. Sonra da sinirlenip kadını boğdu. Cesedi bulmuş gibi yaparak bizi kandıracağını sandınız değil mi? Ne? Telefonda karınızla ne konuşuyordunuz? Ben. Maillerden bahsetti değil mi? Bakın. O kadar dikkat etmenize rağmen bir ilişkiniz olduğunu öğrendi değil mi? İsterseniz kendisini arayayım. Ona sorayım ne olduğunu. Uyuklarken telefonum çaldı. Yine ne istiyorsun?
Şeker Kız isimli birinden mailler aldığını söyledi. Bir ilişkim olduğunu öğrenmiş. Seni mahvedeceğim dedi bana. Süheyla olduğunu hemen anladınız tabii. Başkası olamazdı ki. Hemen odadan çıktınız. Evet ama ben havuza gittiğimde o zaten boğulmuştu. Yapmayın lütfen. Böyle bir tesadüfe inanmamı beklemiyorsunuz değil mi? Bakın komiserim size yemin ederim. Hem böyle bir şey için insan sevgilisini öldürür mü? Ya niçin öldürür? Aldatıldığı için olabilir mi? Nasıl? Milano'da Carlo ile birlikte olduğunu biliyor muydunuz? Yok artık. Yalan söylüyorsunuz. Şimdi son durum tabelada şu. Mecit ile Carlo 3-3 berabere ama Berke 2'de takılı kaldı. Puanlamada hata yapıyor gibisin ama. Yok vallahi hata yapmıyorum. Şimdi 3'ü de olay yerinde olduğuna göre kafadan hepsine birer puan. Berke'nin Süheyla ile sorunu belli. Aynen. Ettim sana 2 puan Berke'ye. Mecit ile Carlo çifte motivasyondan gidiyorlar zaten. Yani Mecit ya aldatılıyorum ben diye işkillenip ya da sen karıma nasıl söylersin falan filan durumlarından sinirlenip kadını öldürmüş olabilir. İyi de Carlo'nun neden üç ettiğini anlamadım. Şimdiler Mecit'le iş yapacaklarmış ya. Hı. Belki Süheyla engeller diye korkmuş olabilir yani. Başkomiserim. Gel. Mustafa Bey geldi. Maktulün oturduğu apartmanın görevlisiymiş. Biz ifadesini aldık ama bir de siz görmek istersiniz diye düşünmüştük. Tamam söyle gelsin. Mustafa Korcuk, 45 yaşında, apartman görevlisi. Beren Hanım o gün Süheyla Hanım'ı görmeye gitmişti komiserim. Mecit Bey'in villasına mı? Vallahi orasını bilemem ama ev sahibi çıkmanızı istiyor deyince çok sinirlenmişti. Diray Bey zorluk çıkarmadan ay başına evi boşalsınlar dedi. Hadi ya neden? Komşulardan telefon edenler olmuş herhalde. Konuşmuşlar işte ileri geri. Ne konuşmuşlar Mustafa Bey? Ne diyorsun? İşte ablanız hakkında çıkan dedikoduları anlatmışlar. Burası bir aile apartmanı sonuçta. Süheyla Hanım da rahat biri. Zaten ne geliyorsa onun yüzünden geliyor başına. Ne yani? Ablamı ben mi öldürdüm? Yani o sinirle kavga ettiğiniz kesin. Villanın adresini bile bilmiyorum. Öğrenmişsindir. Nereden? Ablanı aramadın mı? Aradım ama açmadı. Ben de o sinirle turladım biraz. Sonra da arkadaşlarımın yanına gittim. Kim bu arkadaşların? Tek tek isimlerini verirsen bırakacak mısınız beni? Hmm, sen bir söyle bakalım, düşünürüz. 23 Mayıs 2012'de bir New York mahkemesi, Yankee Stadyumu yakınlarındaki uyuşturucu alışveriş sırasında çıkan çatışmada birini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan iki kardeşten küçüğünün masum olduğuna karar verdi. Avukatın talebi üzerine adli emanette bulunan metro kartının incelenmesi sayesinde cinayet saatinde zanlının olay yerine 10 kilometre kadar uzaklıkta önce metroya daha sonra otobüse bindiği kanıtlanmıştır. Ancak kartların inceleneceğini bilerek polisi kandırmaya kalkışan katiller de yok değil. Kaliforniyalı okul müdürü eğitim bilimleri yüksek lisanslı Vincent Brothers 6 Temmuz 2003'te karısını, kızı ve iki oğlunu ayrıca kayınvalidesini kimini bıçaklayarak kimini kurşunlayarak öldürdüğü halde anılan tarihte olay yerinden 3000 kilometre kadar uzakta kredi kartını kullanarak değişik dükkanlardan alışveriş yaptığı ortaya çıktığından uzunca bir süre suçlanamamıştı. Halbuki Brothers cinayetleri aylar öncesinden planlamış, kredi kartını kardeşine lazım olur gerekçesiyle vermiş ve cinayet günü hediyeler almak üzere kullanmaya ikna etmiş. Vincent Brothers halen St. Quentin Eyalet Cezaevinde idamı bekliyor. Daha ne kadar devam ettireceksin bunu? Niye başkomiserim? Ne demek istediğimi biliyorsun. Bana inanmıyor musun? Selim komiserimin başına bir şey gelse ne yaparsınız? Ne gerekiyorsa onu. Yani her şeyi. Evet her şeyi. Peki ona sıkılan bir kurşunun önüne de atlar mısınız? Evet anlıyorum ne demek istediğini. Ona sıkılan bir kurşunun önüne de atlarım. Ama hiç kimse için yalan söylemem. Botanik uzmanından gelen rapor. Bulduğumuz küçük otçuklar. Poa pratentis. Yani çayır salkım otuymuş ve o sitede kullanılmıyormuş. Katilin ayakkabısıyla gelmiş olabilir mi? Evet. Üstelik otlara pas hastalığı bulaşmış. Oraya basan her kimse kıyafetlerini ya da ayakkabısını boyamış olmalı. Ya benim aklım iyice şu havuz görevlisine takılmaya başladı. Elimizde bundan başka bir şey yok. Tanıyan kimse de çıkmamış.
Söyle Emre. Ne? Emin misin? Tamam Emre, sağ ol. Hemen birini geri çağırmamız gerek. Kız kardeşin. Ablamdan başka kimsem yoktu benim. Neden öldüreyim onu? Kazayla oldu belki canım. Yani itiştiniz değil mi? Ben onu görmedim. Bir... Tamam abi, yalan yok. Biliyoruz, gördün. Hatta kaçarken polise yakalanmışsın. Çarşaf gibi ceza yemişsin. Hem de nerede bil bakalım. Göktürk'te. Ya evet. Mecit'in villasının orada. İşte anlat bakalım ne oldu. O sinirle villaya gittin. Sonra? Kapıyı ablam açtı. Ya sus, bağırma tatlım, bağırma. Bak buluruz bir çaresini, bağırma. Ya nasıl bulacağız ya, nasıl bulacağız? Adam ay başına çıkacaksınız dedi. Tamam. Hep senin yüzünden. Sakin ol. Tamam, bulacağız bir çaresini. Bak benimle bir ilgisi yok bunun. Ya birazcık kendine çeki düzen versen bunların hiçbiri gelmeyecek başımıza. Çok mu zor ya? Çok mu zor normal bir hayat yaşamak? Beren, bak yine aynı şeyleri söylüyorsun. Tepemin tıksını otturma. Tamam, sen bilirsin. Ama bundan sonra yalnız başındasın, anladın mı? Ben yokum artık. Beren! Beren dur! Beren! Sonra çekip gittim. Hatta pişman bile oldum. Sakın bu konuşma havuzun başında gerçekleşmiş olmasın. Havuz başına gitmedim ben. Villaya da gitmemiştin. Yalan söylemek zorunda kaldım. Aynen şimdi olduğu gibi. Hayır, ne olur komiserim. Yemin ederim, ben ablamı çok seviyordum. Ne yapacağım ben şimdi onsuz? O gün havuz başında Süheyla Hanım'ın yanındaydınız. En başında da size söyledim. Milano'dan sonra Süheyla'yı hiç görmedim. Eve geldiğinden haberim bile yoktu. Havuz başında okuduğu İtalyanca dergide parmak iziniz var. Daha önce dokunmuş olamaz mıyım? Evet, Rıza Bey dergiyi o gün almasaydı. Süheyla Hanım'la ilişkiniz vardı. Mecit Bey öğrenecek diye ödünüz kopuyordu. Sonuçta riske atamazdınız böyle bir şeyi, değil mi? Evde olduğundan gerçekten haberim yoktu. Duş aldıktan sonra havuza indim. Oo, kimleri görüyorum. Gitmemiş miydin sen? Yoo, beni gördüğüne sevinmedin mi? O da nereden çıktı ya? Hiç sevmez olur muyum? Bak, ne yapıyorum ben? İtalyanca bu. Evet, öğreneceğim demedim mi sana? Yardım edersin değil mi bana? Yavaş, dikkatli olmalıyız. Bu kadar mı korkuyorsun Mecit'ten? Ortaklığımız biter. Benim de bütün hayallerim suya düşer. Ya, Milano'da öyle demiyordun ama. Bir duyan olacak. Yatarken de böyle söylemiyordun. Ne oldu şimdi? Ha? Bombini, aşkım. Ne oldu ha? Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Sakin ol. Olmayacağım. Hepiniz aynısınız. Adi herif. Pislik. Daha sonrasında da kimseye görünmeden hemen odama çıktım. Ondan sonra da Süheyla'yı bir daha hiç görmedim. Maalesef onu gören en son kişi sizsiniz. Ne demek oluyor şimdi bu? Yani bir numaralı şüpheli mi sizsiniz? Kaç kere söyleyeceğim size. Ben bir şey yapmadım. Süheyla'yı ben öldürmedim. Bu kadar yalandan sonra size inanmam gerçekten çok zor. Bütün deliller sizin katil olduğunuzu göstermiyor. Ama fırsatçı ve yalancı biri olduğunuz kesin. Eğer onu siz öldürdüyseniz inanın gereken delili bulacağım. Oğlum ciddi misin ya? Ya vallahi billahi oğlum, merkezde moda haline geldi. Millet birbirine böyle post-it yapıştırıyor. Oğlum helal olsun Gamze, hepimizin ucunu aldı ya. Ha beni hiç karıştırma, beni hiç karıştırma ona, tamam?
Oğlum neyinden korkuyorsun ya? Küçücük adam gücü bile etmez bize. Manyak mısın? Neyinden korkuyorsun onun ya? Bir duyarsa ama. E duysun. O panoyu hazırlarken düşünecekti o. Sen kaşınıyorsun ha. Kaşınıyorsun sen. Dur bak bakalım ben ona ne yapacağım. Sen dur ama sen dur. Efendim? Tamam hemen geliyorum. Fitil fitil çıkartacağım onları bak. Sitenin her tarafında var bu otlardan. Sadece burada mı var? Başkomiserim en yakından başlayın demişti. En yakında burası. Mecit Bey'in villası yan sitede. Tamam bir etrafa bakalım. Sen devam et istersen. Elimdeki robot resmi birkaç kişiye göstereyim. Bir dakika bakar mısın? Dur polis! Dur polis! Hayırdır bir yere mi gidiyorsun? Baktım adam çıkışa doğru ilerliyor. Orada da bir villa daha var. Dolandım arkasından. Adam cuk diye kucağıma düştü komiserim. Oradan adama gelişine bir tane çaktım adam yerde. Anlayacağınız üstüne tam atladım. Oradan adam... Tamam mı lan abartma lan abartma artık ya yeter. Tamam biliyorsun anlattı Serdar bize mevzuyu. Yuh komiserim ya insan bir tebrik eder bu mudur ya? Sinan Hanım aferin dedik ki işte. Ya bir aferin mi? E ne yapalım madalya mı takalım? Ne yapıyorsun lan burada? Oğlum aynısını bir de hikaye yazıyorsan hiç anlatma. Demin anlattın ya oğlum. Bir de onu mu okuyacağız? Böyle giderse sizinle konuşan kimse kalmayacak. Lan Gamze ne işler açtın başımıza ya. DNA sonuçları. Teşekkür ederim. Gürsel Kazmacı, 35 yaşında. Ulan sen o kadar kaç 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 kaç. Sonra git olay yerine yakalan. Alem adamsın ha. Öyle. Polis diyor üzerime saldırınca psikolojik olarak kaçtım ben. Bir şey yapmadım yani. Hay ben senin psikolojine ya. E tabi. Suçluluk duygusu sonuçta yani. Bir yerden açık verecek. Ne suçu? Ben bir şey yapmadım. Ulan ne demek yapmadın? Hayvan herif. Bana mı anlattıracaksın şimdi yaptıklarını? Ben bir şey yapmadım. Ulan öldürdün kadını. Hangi kadını? Of! Allah'ım yarabbim ya. Ulan şöyle sakin sakin iki dakika durayım diyorum anasını satayım ama yok yani. Yani illa içine edeceksiniz. Bir türlü olmuyor birader yani. Olmuyor. Niye olmuyor? Birader niye olmuyor? Niye? Komiserim, ben hiçbir şey anlamadım dediklerinizden. Neden buradayım onu bile bilmiyorum, yemin ederim. Cinayetten ulan! Ne cinayeti? Ulan senin ne işin vardı yan taraftaki villada? Mecit Bey'in villasına niye gittin? Bak sakın bana yalan atma, sabrım taşacak haberin olsun. Ben gitmedim. Ulan gitmişsin. Gitmişsin. Sen o sonradan gelen o yalancı havuz görevlisi değil misin? Gerizekalı gibi saçının teli var, bulduk havuzun içinde, filtreden. Bildiğiniz gibi değil komiserim. Kadına kafayı taktın sen değil mi? Yok öyle bir şey komiserim. Sadece merak ettim. Neyi merak ettin lan? He? Dört kolu altı bacağı mı var dediler? Şey öyle değil. Ya değil tabii birader değil tabii. Senin derdin başka. Ya Cavit girdi aklıma. Öyle ballandıra ballandıra anlatınca nasıl bir şeymiş diye merak ettim. Cavit mi? Korsan taksici Cavit. Hı hı. Kuzenim o benim. Ne anlattı lan o sana? Oğlum var ya bir görsen, yok böyle bir şey ya. Geçen aradı beni, gittim aldım bunu evden. Bu bir giyinmiş, bir alımlar, bir çağınlar, bindi arabaya kahkahalar eşliğinde. Gidiyoruz, lan bir an içime şeytan girdi. Ulan dedim Cavit, çek kenara arabayı.
Tut kolunu indir aşağı. Yıkıl üstünden çam ağacı gibi. Vay o kadar yani. Sen ne diyorsun ya? Yok böyle bir şey. Fena bir şey ya. Hayırdır ya? Kim arıyor bu saatte acaba? Allah Allah hayırdır müşteri herhalde. Yok böyle bir şey ya. O arıyor. Lan benden başkasını da aramaz ha. Yavrum benim. Yerim ben seni. Efendim söyle hanım. Ulan Allah sizin belanızı versin lan. Birlikte yaptınız değil mi bunu beni? Yok komiserim. Biz bir şey yapmadık. Yalnız mı yaptın? Hayır. Ulan o gün kadına asıldın. Çektin kenara arabayı. Baktın zorladın olmuyor. Sonra gittin arkasından villaya. Yalan mı? Ya komiserim dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz. Ulan niye? Bir düşün bakalım niye? Ya komiserim ben kadına öyle bir yamuk yapsam neden beni tekrardan arasın? O kadar korsan taksi çeken adam var orada. Ulan o güne kadar senin nasıl bir olduğunu anlamamıştır da ondan aramıştır. Ya komiserim biz sadece oturduk geyik yaptık. Ya siz hiç mi geyik yapmadınız erkek erkeğe? Of. Ulan ben şimdi seni... Hayır bir şey de yapamayacağım çünkü yani. Allah'ından bul şerefsiz. Ulan adamlara bak ya. Resmen oyun oynuyorlar bizle. Manyaklara bak. Atmışlar kızı oraya bilmem ne. Ya gideceğim bunların hepsini. Sokacaksın kafasını boğazına kadar şeye, havuza. Boğulana dek. Bak bakalım o zaman ütmüyorlar mı? Şerefsizler ya. Başkomiserim bir şey desiniz Allah aşkına ya. Bu ne? Buradan bakınca cam gibi duruyor başkomiser. Çıkarsın bakalım. Cenk dikkatli olun üzerine DNA kalmış olabilir. Tamam bir poşetine koy hemen. Başsın. Sağ ol Cenk. Hatır mısınız başkomiserim yoksa DNA elde edemezdik. Tespit ettiniz yani. Cam Cavit'in gözüyle birebir tutuyor. Üstelik üzerindeki DNA da ona ait. Hadi. Evet dört göz. Dökül bakalım. Anlat. Ne oldu lan? Niye almadın camı? Yüzme mi bilmiyorsun yoksa? Havuzun dibinde gözlük camınızı bulduk. İyi de benim olduğumu nereden çıkarttınız ki? Dört göz ve salak bir sen varsın da ondan. Üzerinde DNA'nız var. Havuzun sirkülasyon motoru kapatıldığı için bozulmamış. Ya suya düştü diye bulamayacağımı zannettin değil mi? Düdük. Ya yemin ederim kaza oldu. Kasten hiçbir şey yapmadım ben. Ne kazası lan? Ne kazası? Sen tut kadını askıntı ol, tecavüze yelten, sonra kaza oldu. Ne kazası ulan, ne kazası? Şimdi ben seni atlayacağım üstüne kaza olacak. Ya tecavüz falan ettim, yok öyle bir şey ya. Fingirdeyip duruyordu. Ben de zarf attım öylesine. Yok öyle bir şey. Sonra kalktı bana hakaret etti. Ağlamayın lütfen ya. Çok üzülüyorum sizi böyle ağlarken görünce. Bırakın o ağlasın. Sizin gibi güzel bir bayanı kaçırdığı için. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Keşke herkes sizin gibi olsa. Bu kadar güzelsiniz ki... bu gözyaşlarını görünce içim parçalanıyor. Sağ olun. Ama siz yoldan gözünüzü ayırmasanız iyi olacak. Merak etmeyin. Bu yol çok sakindir. Gözleri ben silerim sizinize. Ne yapıyorsun sen ya? Ben bilmiyorum kızım senin derdini. Her yerin ayrı oynuyor. Durdur arabayı. Ne? İneceğim. Ya yolun ortasında durulur mu? Ne yapıyorsun sen? Durdur diyorum sana. İndir beni. Ya ne yapıyorsun sen ya? Dur diyorum sana. Öldüreceğim bizi. Çek ellerini ya. Dur diyorum. Dur. Allah kahretsin seni ya. Kaza yaptıracak bize. Al git. Göreceksin. Şikayet edeceğim. Sürüneceksin hapislerde. O sinirle ben de bastım gaza gittim. Sonra
Bir süre sonra içime bir kurt düştü. Şikayet etmesinden korktun. Sadece konuşmaya gittim. Bahçe duvarından atladın. Havuz başında güneşleniyordu. Ya beni yanlış anladın. Konuşmaya geldim. Sakin ol. Böyle panik oldu. Başladı çığlık atmaya. Bağırma. Sessiz ol. Sessiz ol. Yakacaksın beni. Bağırma. Susmayacaktı. Yakacaktı beni. Bağırma. Bağırma bak. Bağırma. 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 Sessiz ol. Bağırma. Kahretsin ya. Başta almaya çalıştım ama sonra tedirgin oldum. Birileri gelecekti. Gözlük kim düştü ya? Hemen kaçıp gittim oradan. Ya lanet olsun. DNA'n kalmasın diye bikinin üstünde yanına aldın değil mi? Ama gözlük camında DNA'nı bulabileceğimiz aklına gelmedi değil mi? Suya düşmüştü. Yemin ediyorum niyetim öldürmek değildi. Polise şikayet edecekti beni. Aslında sizin gibi sapıkların hepsine müebbet vermek var ama neyse. En azından bir tanenizden kurtuldu dünya. Cavit Okur adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Günaydın. Günaydın. Hayırdır ya, ne oluyor? Vay, ne o? Tek taş mı? Böyle mi gönlünü almaya karar verdin kızım? Vay, hiç de kaçmıyor dikkatinizden ha. Nasıl yani? Evlenme mi teklif edeceksin kızım? Sizce kabul eder mi? Allah Allah. Çok seviyorum ya, gerçekten. Bu bölümün kilit kanıtı havuzdaki gözlük camıydı. Başlangıçta fark edilmeyen, daha sonra olay yeri fotoğraflarına dikkat çeken bir durum üzerine yeniden araştırmaya girişilen soruşturmalar az değildir. Şimdilerde olay yerlerinin 360 derece panoramik fotoğrafları da çekilmekte. Hatta olay yerindeki incelemelere yön vermesi istenen kişilerle internet üzerinden doğrudan bağlantı kurularak görüş alışverişinde bulunulmakta. Ülkenin her noktasında aynı nitelikte personel istihdam etmenin zorluğu nedeniyle tele olay yeri uygulamaları giderek yaygınlaşacak. Bu arada olay yerindeki bir memurun sırt çantasında taşıdığı bilgisayarın kontrol ettiği sanal gözlüklerden aktarılan görüntülerdeki ayrıntılar masa başında işaretlenerek üç boyutlu olay yeri eskizleri oluşturulabiliyor. Numaralı gözlük camları tıpkı diş röntgenleri ya da DNA profilleri gibi kurban ya da saldırganın kimliğini belirlemede kullanılıyor. Amerikan ordusuna mensup tüm personelin ve yakınlarının yanı sıra Savunma Bakanlığı memurlarına ait yaklaşık 2 milyon gözlük reçetesi bilgilerini kapsayan OptoSearch veri tabanı sayesinde aydınlatılan cinayetler, kime ait olduğu saptanan kimliği meçhul asker ve sivil cesetler var. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.